Hani düşünebiliyor musun? Mehmet Ali Erbil ilk hani bir hanımı zindi onu Serena dedim ama ki Mehmet Ali bacakları kolunda da bir daha. Bir de çocuklar bir şey söyleyeyim ne olursa olsun ölümden döndü. Tabii. Bugün ölümden dönüp Allah şifa versin. Günler sonra hayvanat bahçesine gidebilecek kadar keyifliyse görüntüleri göreceğiz gerçekten son görüntüler hepimizin canını sıkacak görüntüler onu çok özlemişiz. Şimdi yine bir özlediğimiz ismi veriyoruz Mehmet Ali Erbil. Ay Mehmet çok özledim. Evet. Ya Mehmet Ali Erbil uyanık değil midir acaba bağlansa çok özledim onu ya. Uyanmıştır o ha? Uyanmıştır. Bilal Bey yazmış ama henüz görmemiş belki de dinleniyordur. Mesaj saati başladı ya. Bu mesaj onun mesajlaşması. Evet evet. Evet o zaman neden bahsediyoruz bir görelim. Hala. Bir ay, parka gidiyor bir ayı yavrusunu elleriyle besliyor. Doğada ilk kez dışarıda görüyoruz onu uzun süre sonra. Bakalım inşallah ona iyi gelmiştir doğamız. Hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi. Korona pandemisi sebebiyle uzun süre evinden çıkamayan Mehmet Ali Erbil'in ilk ziyareti hayvanat bahçesine oldu. Ünlü şovmen çeşit çeşit hayvanın olduğu parkta elleriyle bir ayı yavrusuna süt içirdi. İç ısıtan bu görüntüler çok konuşulacak. Kaçış sendromu hastalığı sebebiyle 235 gün yoğun bakımda kalan, daha sonrasında ise 3 kez daha hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, korona pandemisinin de başlamasıyla evinden çıkamamış, hastalığı sebebiyle çok üzgün olan hayranları ünlü şovmenin yolunu gözler olmuştu. Bu dönemde sosyal medyadan da uzak duran Mehmet Ali Bey, yaklaşık 2 ay önce oyuncu Tolga Yücel'in yaptığı canlı yayına katılmış, yaşanılan o zor günlerde herkese umut olmuştu. Korona günlerinde evinde izole bir hayat süren Mehmet Ali Erbil en sonunda dışarı çıktı. İstanbul'daki bir hayvanat bahçesini ziyarete giden ünlü şovmen unutulmaz görüntüler verdi. Erbil, oyuncu dostu Tolga Yüce ve tesisin sahibi Burak Memişoğlu eşliğinde hayvanat bahçesindeki hayvanları uzun uzun inceledi. Ziyaretini tekerlekli sandalyede gerçekleştiren ünlü şovmenin arada sırada ellerinin titremesi de gözlerden kaçmadı. Ünlü şovmenin gittiği hayvanat bahçesinde iki kaplan ve bir ayının aynı kafeste kalması hem Mehmet Ali Erbil'i hem de diğer ziyaretçileri çok şaşırttı. Ancak asıl ilginç görüntüler Diva isimli bir yavru ayı görevlilerin beslediği anda ünlü şovmenin yanlarına gelmesiyle yaşandı. Sevimli ayının süt içtiği biberonu eline alan Mehmet Ali Erbil yavru ayıyı elleriyle besledi. Sevimli ayı Diva'yı besleyen ünlü şovmen bu anlarda çok duygulandı. Verdiği bu görüntüyle akıllara kazınan Mehmet Ali Erbil uzun süre sosyal medyasında hiçbir paylaşım yapmamasına rağmen bu anların görüntülerini sevenleriyle paylaştı. Aynı ayıya daha önce Nuri Alço'da elleriyle gazoz içirmiş bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Ziyaret sonrası işletme sahibi Burak Memişoğlu'nun verdiği mangal ziyafetine katılan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günlerin ardından yaptığı bu ziyaretle moral tazeledi. Çok güzel. İstanbul Çekmeköy'de bu çok güzel de bir hayvanat bahçesi. Çok sevdiğimiz dostlarımızın yeri ve inanılmaz çok rehabilite oluyorsun. Evet. Zaten bak. Yani düşünebiliyor musun? Mehmet Ali Erbil ilk hani bir hanımı ziyaret edeceğini ilk bir ayıyı ziyaret etmiş. Dünyanın yani, hale geldi. He? Ya ben hayvanat bahçelerine çok karşıyım. Ama ya karşıyım yok. Ne yani bileyim ya onların bilemiyorum. Onların doğasına çok bana ben yani kafeste olan çünkü bu hayvanlar evet. Doğada yaşayan hayvanlar. Ben gördüğüm zaman yine de bunu söylemeden edemeyeceğim. Doğru bir hayvansever olarak ben hayvanların kafeslere kapatılıp insanlar tarafından seyredilmesine falan hiç yani bilmiyorum ben de çok kör nokta bu. Düşünsene bizi koymuşlar hayvanlar i̇şte, gelip bize zaten bakıyorlar. Zaten bir yani, tek orada karşı çıktığım şey o. Empati yaptığımda. Neden yani? Yani tabii kendini de hapiste düşünsene devamlı hani. Ne bileyim bilemiyorum ya. Yani çok, hayır orada beton bazen yerler falan. İnsanlar şey. İçin çok güzel bir rehabilitasyon. Çocuklar için çok yani çok güzel şeyleri de var. Çok kötü şeyleri ya, var ama bizim için. Mesela National, yani hayvan için değil. Mesela Afrika'da National Park var. Evet. Orada zaten serbest. Mesela aynen. İnsanlar oteller de var. O National Park'ın çevresinde işte Serengeti'ler var. Oraya bilmiyorum gittiniz mi safariye falan. Jiplerle geziliyor. Yani oradaki bütün hayvanları uzaktan
yani özgür alanlarında görebiliyorsun. Ama bu mesela yine gidersin, yine öyle alanlar olur tamam, ama kafeslerde yerler beton. Yani doğal ortamı yok, evet, gibi doğal diyorsun. Doğal ortamı yok. Tabii şimdi konu Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin iyileşmesi, ona iyi gelmişse ne güzel. En azından birilerinin de bir şeyleri iyi geliyorsa ne güzel. Ama ben bir hayvansever olarak kesinlikle hayvanat bahçelerinin dünyada kapatılmasını... Evet. Yani doğru. Dünyada Almanya'da da ne hayvanat bahçeleri var. Hepsine de gittim hayvanları falan çok sevdiğim için, ama üzülüyorsun. Mehmet Ali bile zayıflamış gördüm. Ben de onu Seren'e dedim ama ki Mehmet Ali bacakları... Kolunda da bir tık böyle incelik gördüm, ama zaten bence ki zayıflaması iyi oldu. Çünkü o dönemde çok kilo almış. Evet. Bir de çocuklar bir şey söyleyeyim, ne olursa olsun ölümden döndü. Tabii. Bugün ölümden dönüp Allah şifa versin. Günler sonra hayvanat bahçesine gidebilecek kadar keyifliyse süper. Evet, muhteşem. Yani süper. Ne güzel topladın ayol. Evet. Tıp baba kıza gidiyoruz. Evet. Çünkü Yasmin Erbil'den bahsediyor. Yasmin de aslında bu camiaya girmeye ufak ufak başladı. İnşallah girmese keşke. Magazin programları sunmaya başladı. Ve Yasmin Erbil babasının son hallerini paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in son görüntülerini paylaştı. Bir izleyelim. Bakın burada Mehmet Ali Erbil'in tedavi aşamasında şu an evdeki hallerini paylaştı. Evet, Yasmin de aslında bu kategoriye giriyor. Şimdi şöyle, her ünlü anne babanın çocuğu da başarılı olacak diye bir şey de yok. Evet ama çok riskli. Eğer ünlü ya. Anne ve babanın çocuklarının hepsi başarılı olacak olsaydı niye herkes olamadı? Birçok ünlü ailenin çocukları var. Doğru. Bu biraz kendi çocukta da kabiliyet olmasıyla da ilgili bir şey yani. Ben annesi çok değerli. Nergis Kumbasarı tanır mısın? Çok şeker bir kadın o da. Burada çok ağırladık tatlı bir, yani nasıl böyle, pozitif bir şey. Evet, yani. Isıracaksın bir yani. Evet. İkisi de oyuncu. Onlar da çok büyük aşk evliliği yaptılar. Fakat işte bunlar el bebek gül bebek büyüdüğün zaman bu camia o el bebek gül bebek büyüyen çocuklara göre bir camia değil. Burada başka savaşlar var. Burada hakkaniyetli bir şey kazanmıyorsun. Bir tanesi zengin adam buluyor. Bir tanesi bilmem ne buluyor. Öbürküsü öbürküsüne para yediriyor. Öbürküsü öbürküsüne bilmem ne haberini yaptırtıyor. Burada hakkaniyetli hiçbir yarış yok. O yüzden üzülmesin diye istemem. Bana da zamanında söylenmişti. Ama ben inat ettim. Ben başardım. Hani ben başardım. Hani benim böyle bir cabbarlığım vardı. Oraya da girdim yaptım. Sahneye de yaptım. Televizyonda yaptım. Ben başardım. Ama şimdi bu da naif bir kız. İlla yani kötü de bir şey sosyal medyayla başı dertte. Hayır, şimdi 90'lı yıllarda 2000'li yılların yani o ilk 10 yılında falan müzikte çok iyiydi bilmem ne de, şimdi şöhret olmak da çok şey zor bir şey. Yani aslında şöhret kolay ama kalıcı olmak ya, kalıcı zor. Olmak evet. Yani, evet yok yani, o yüzden de inşallah yani ben onun çok mutlu olmasını istediğim için söylüyorum yani, el bebek gül bebek büyütüldüğünü bildiğim için. İnşallah başka da bir meslekte yapar. Çünkü ne olacak, bir magazin programını sunsa ne olur şimdi, sunmasa ne olur? Yani şey olarak hani bu nasıl normal programlar var ya hafta sonu. Ayakta sunuyor, evet. Bu kız bu kadar yani, ben onu herkes yapabilir. Artık hani yapmıyor herhalde zaten. Ben onun için daha güzel bir istikbal istediğim, bak Sezin mesela. Asla girmedi. Hiç ya. Sezin var ya, hiç ben hayatımda onun gibi bir kız görmedim. Gerçekten yani şey olarak hayat felsefe, etrafa bakışı, duruşuyla alakalı. Baba ünlüydü, o da girebilirdi. Sezin de çok güzel bir kız. Yani ama seçmedi. Çünkü gördü. O yüzden de herkes de bunu yapamaz. İlla her anne ünlü baba çocuğu başarılı olacak diye de bir şey de yok. Babasının yani. Hatta bir sözü vardı. Ya onu hatırlıyor musunuz? Duygusal bir söz söylemişti ya Bilal Bey. Keşke hiç servetim olmasaydı. Evet. Ama param olsaydı. Sağlığım olsaydı. Onu bir hazırsa verelim mi o videoyu? Çok çok bir verelim. Ya. Burada Mehmet Ali'yi de hiç ben ne hasta görmeye tahammülüm var. Hiç ona hiçbir şey konduramam ben. Yani güçsüz olan hiçbir şey. O kadar kıpır kıpır hayat dolu ki inşallah bir an önce enerjisi yerine gelsin de iyileşsin. Tam 235 gün yoğun bakımda ciddi yaşam mücadelesi verdi. Yani başkası gitmişti. Yine onun o Allah tarafından o cabbarlığı, bir de 20 yıldır da devamlı hastanede ya. Yani biliyorsunuz her sene, her ay hastanede kalıyor birkaç gün. Yani zor bir şey geçirdi. Ama çok iyi kalpli ve çok başarılı bir şovmen Mehmet Ali Erbil. Bak o da gelmeyecekler arasında. Gelmeyecekler arasından başka bir görüntü gösterelim. Haydi bakalım.